Herkese merhabalar. Türkçenin en lezzetli, en kolay, en lokum konularından birini cümle çeşitleri konusunu öğreneceğiz. Bu konu hem onun sınıfta bizler için çok kolay, çok önemli bir konu yazılarımıza çıkıyor. Hem de üniversite sınavına çıkacağı için sizlere gramatikten de ödevler vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız onun sınıf olmalarına rağmen şimdiden gramatiklerden, paragraflardan sorular çözüyorlar. Sizler de mutlaka eğer bu yola girdiyseniz o tarz kitaplardan sorular çözün. Peki konumuz ne? Konumuz çok basit arkadaşlar. Bakın şimdi arkanıza yazsanın bir dakika içinde öğreteceğim şimdi. İstanbul her mevsim güzeldir cümlesine baktığımızda bu cümlenin içerisinde yüklemimiz nedir? Güzeldir sözcüğü. Güzeldir yüklem. Kim güzeldir? İstanbul. Ne zaman? Her mevsim. Şuraya bakalım. Öğrenciler çıt bile çıkarmıyordu beni dinlerken. Sizce buradaki yüklem nedir? Zor bir soru bu. Çıt bile çıkarmamak yani deyim. Çıt bile çıkarmıyordu yüklem. Şimdi burada şunu diyeceksiniz. Ya kardeşim bu cümlenin yüklemi bu. Bu cümlenin yüklemi bu. Bu cümlenin yüklemi sonda, bu cümlenin yüklemi ortada. Bu cümlenin yüklemi isim güzeldir diye bir isim. Bu cümlenin yüklemi ise bir fiil çıkarmıyordu diye bir fiil. İşte buna benzer farklılıklarla biz cümle türlerini bulacağız. Mesela öne görüyorum. Size diyecek ki adam yüklemin türüne göre yüklemine göre bu cümle nedir diyecek. Sen diyeceksin kardeşim bu isim cümlesi diyeceksin. Niye isim cümlesi? Çünkü yüklemi isim. Bu ise fiil cümlesi diyeceksin. Niye? Çünkü yüklemi bir fiil. Bak çıt bile çıkarmamak. Fiil çıkarmıyor. Güzeldir ise bir isim. Sonra diyecek ki yüklemin yerine göre nasıl bir cümledir? Çok basit ya diyeceksin ki güzeldir kelimesi yani yüklemi cümlenin sonunda. O zaman bu cümle kurallı cümle diyeceksin. Yüklem sonda olunca kurallı oluyor. Ama bunun yüklemi sonda mı? Hayır, ortada. Yani normalde cümle şu. Öğrenciler beni dinlerken çıt bile çıkarmıyor diyor. O zaman yüklem ortada olduğuna göre buna da devrik cümle diyeceksin. Kuralsız cümle değil de devrik cümle diyeceksin. Yüklemi yoksa da eksiltir cümle diyeceğiz. Veyahut da diyecek ki sana işte anlamına göre nasıl cümle? Ya kardeşim bakacaksın bunun yüklemi güzeldir diyor. Güzel değildir demiyor ki güzeldir diyor. O zaman bu cümle anlamca olumlu cümle diyeceksin. Olumlu cümle. Buna bakıyoruz çıkarmıyordu bak. Çıkarıyordu çıkarmıyordu. Mame olumsuz iki var. O zaman bu olumsuz cümle diyeceksin. Niye? Çünkü anlamı olumsuz. Bir de yapısına göre soracak size. Diyecek ki bu cümle yapısına göre nasıl bir cümledir? O zaman eğer sadece bir yüklem varsa bunu hatırlarsınız belki 8. sınıftan. Tek yüklemli cümle ya da basit cümle diyeceksiniz. Sadece bir yüklem var gördüğünüz gibi. Basit cümle. Ama yüklem var bir de bakın dinlerken diye bir zarf fiil yani bir fiilimsi var. Yani bir yan cümle var. O zaman bu da birleşik cümle olacak arkadaşlar. İşte konumuz bu kadar basit gördüğünüz gibi şimdi intromuz girsin, videomuz başlasın. Ardından da ben sizlere hem gramatiklerden hem de diğer kitaplarımızdan ödevlerimizi vereceğim. Bu konuyu mükemmel bir şekilde öğreneceksiniz. Çok basit bir konu. Hadi bakalım intromuz girsin. arkadaşlar cümle türleri konusunu burada tabii tek bir sayfaya düşürdük ama birazdan bunların her biriyle alakalı örnekler de vereceğiz. Sizler sonrasında mutlaka gramatik kitabımızdan cümle türleriyle alakalı sizlere 12 adımda temel düzey, öğretici, metinli, yeni nesil ve zor öğretici sorular hazırladık. Bu soruları çözerek kapsül bilgileri alıp hata yaptığınız sorularda da karakudu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinlediğinizde mükemmel bir şekilde bu konuyu halletmiş olacaksınız. Gelin şimdi konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta yüklemine göre cümleler en basiti. Fiil cümlesi ya da isim cümlesi olarak kabul ediliyor. Yüklemine göre de denebiliyor. Yüklemin sözcük türüne göre de denebiliyor. Yüklemin sözcük türüne göre de denebiliyor. Yüklemi fiil cümle fiil cümlesidir. Yüklemi fiil değilse yani isim, sıfat, zamir, zarf herhangi bir şeyse fiil olmayan herhangi bir şeyse isim cümlesidir. Mesela Ali okula gitti dediğimizde gitti yüklem o zaman bu bir fiil cümlesi. Dün müzeleri gezdik dediğimizde gezdik yüklem bu bir fiil cümlesi. Bekledim tüm gece annem dediğimizde bekledim yüklem cümlenin sonunda değil. Ama sonuçta yüklem bekledim sözcüğü. Bu da bir fiil cümlesi. O beni sevmiyor değil dediğimizde o beni seviyor diyor. Yani sevmiyor değil diyor. Değile bakmayacağız. Dolayısıyla bu da yine bir fiil cümlesi. İsim cümlelerine bakalım. Ali bugün çok neşeliydi. Neşeliydi sözcüğü yüklem. ve Neşeliydi sözcüğü fiil değil. Neşeliydi, neşeli değildi diye olumsuz yapabiliyorsun. Neşeli meydi diyemiyorsun. Ama burada gitti, gitmedi. Gezdik, gezmedik. Bekledim, beklemedim diyebiliyorsun. Fiiller hatırlayın arkadaşlar. Mame ile olumsuz yapılabiliyordu. Şimdi neşeliydi, neşeli değildi. Esin çalışkan bir öğrencidir. Öğrencidir. Yine bakın burasının yüklemi çalışkan bir öğrencidir. Ve yine öğrencidir sözcüğü ekfil almış bir isim. Sendin korkularımın çaresi. Korkularımın çaresi sendin diyor. Yine ekfil almış bir zamir yüklem olmuş. Yine isim cümlesi. Tarık çok çalışkan değildir. Yine burada da çalışkan değildir diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada da yüklemin isim olduğunu görüyoruz. Hemen üniversite sınavına çıkmış bir soruya bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre tekilerden farklıdır? Yani yüklemin sözcük türüne göre demek istiyorum. Gönül kimi severse güzel odur. O zamiri yüklem olmuş. Yazın çalışan kışın gülüşür. Gülüşür fiili yüklem olmuş. Ağaç yaprağıyla gürler. Gürler fiili yüklem olmuş. Akan su yosun tutmaz. Tutmaz fiili yüklem olmuş. Garip kuş yuvasını Allah yapar. Yapar fiili yüklem olmuş. Dolayısıyla burada yapar fiili, tutmaz fiili, gürler fiili, gülüşür fiili yüklem olmuş. Ama A seçeneğinde Odur diye bir zamir, isim söylü bir sözcük yüklem olmuş. Dolayısıyla yüklemine göre A seçeneği farklı diyebiliriz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklı demiş. Bu da yine bir üniversite sınav sorusu yakın bir zamanda geldi. Hemen yüklemlere bakıyoruz. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin edebiyatımıza şiirlere kaynaklı gittiğini biliyoruz. Biliyoruz yüklem, fiil. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram sabah şiirini okuduğumuzda bu mimari eserin farklı yönlerini ve çağrıştırdıklarını yeniden keşfederiz. Keşfederiz yüklem ve fiil. Bu edebiyat ve mimari etkileşiminin güzel bir örneği olur. Olur yüklem ve fiil. Tabiat da şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatının ortak isim kaynağıdır. Ha bak. Şiirin esin kaynağıdır, musikinin esin kaynağıdır, mimarinin ve resim sanatının ortak esin kaynağıdır diyor. Dolayısıyla yüklemimiz buradan başlıyor, burada bitiyor ama sonuçta kaynağıdır. Ek fiil almış bir isim, o yüzden de cevabımız denizli seçeneği. Beşinci cümleye bakalım. Bütün bunların toplumun genel algısını yer etmesi için dilin imkanlarına başvurulur. Başvurulur yine yüklem, fiil. Dolayısıyla cevabımız denizli. Şimdi gelelim yüklemin yerine göre cümlelere. Bu da çok basit. Yüklem cümlenin sonunda ise kurallı cümle. Yüklem cümlenin sonunda değilse başında veya ortasında ise devrik cümle oluyor. Telefonda sesini işitmiştik ama yüzünü görmemiştik. Bak görmemiştik cümlenin sonunda. O zaman bu kurallı bir cümle. Buraları görmemiştim daha önce diyor. Görmemiştim cümlenin ortasında. O zaman bu devrik cümle oluyor. Eksiltili cümle ise yüklemi olmayan cümledir. Yargısı tamamlanmamış ifadedir. Bitmemiş cümle durumundadır. Evden işe, işten eve. E bak bitmemiş yüklem yok. Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası. Ardından dağlara tırmanıyoruz. Şimdi tırmanıyoruz. Tamam yüklem var burada. Ama üniversite sınavında bu cümleyi şöyle sormuşlar. Demişler ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yüklemden önceki kısım eksiltili cümle durumundadır diyorlar. Bak dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası tırmanıyoruz diyemiyorsun. Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası veriyoruz. Ardından dağlara tırmanıyoruz diyecek ama dememiş onu. Dolayısıyla eksiltili cümle. Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu. E Rüzgarda sokak kokusu var mı? Yok mu? Çok mu? Ne diyorsun? Yüklem yok. Dolayısıyla bunların her biri arkadaşlar üniversiteden çıkmış cümleler ve eksiltili cümleler. Anlamına göre cümleler en kolay. Direkt anlamına bakıyorsunuz. Olumlu cümlenin anlamı olumludur. Sana inanıyorum. Olumlu. Sana inanmıyor değilim. Yine olumlu. Sana inanıyorum demek istiyorum. Olumsuz cümlenin anlamı olumsuzdur. Televizyon izlemeyi sevmiyorum. Sevmiyorum. Ne gelen var ne giden. Gelen de giden de yok diyor. İkisi de olumsuz arkadaşlar. Şimdi burada şu önemli. Bir cümlede değil yok sözcükleri veya mame olumsuz eki kullanılmışsa o cümle biçimce olumsuzdur. Çünkü içinde bunlar var. Ama cümlenin içerisine anlamı karar verir. Anlam olumluysa cümle olumludur. Anlam olumsuzsa cümle olumsuzdur. Bu kadar basit. Şimdi şuraya bakalım. Bu cümle olumlu. Biçimce de olumlu, anlamca da olumlu. Sana inanmıyor değilim de. Bak mame var değil var. Dolayısıyla biçimce olumsuz. Bak buraya yazıyorum. Biçimce baktığın zaman tipçe yani biçimce olumsuz. Ama anlamca anlamına bakalım. Seni, sana inanmıyor değilim. Yani inanıyorum. O zaman bu anlamca olumlu diyebiliriz. Bu kadar basit. Burada da gelen giden derken olumlu ifadeler yazmış ama yani biçimce olumlu duruyor ama anlamca olumsuz. Biçimce olumlu fakat anlamına baktığımızda gelen de giden de yok diyor. O zaman buraya yazıyorum anlamca olumsuz. Mesela şöyle diyelim. Bu markette yok yok. Yani her şey var demek istiyor. Biçimce olumsuz ama anlamca olumlu. Yani hani matematikte vardır ya iki eksi bir art eder onun gibi. Soru cümlesinde soru anlamı vardır. Gökçe de gelecek mi dediğinde evet ya da hayır diye bir cevap bekliyor. Burada bir şey eklemek istiyorum. Bir de sözde soru cümleleri vardır arkadaşlar. Sözde soru cümleleri de cevap beklemeyen soru cümleleridir. Mesela diyelim ki kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda demiş Mehmet Akif Ersoy. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Yani burada kim olmaz? Sen mi ben mi? Öyle bir şey değil ki. Herkes bu vatanın uğruna feda olur diyor. Ya da insan annesini üzer mi? Bilmem. Hayır soru sormuyorum ki insan annesini üzmez demek istiyorum. İşte bunlar sözde soru cümlesi oluyor. Ünlem cümlesi de şaşırma, sevimli anlamı taşıyor. Ne kadar da gerçekçi bir tablo dediğimizde veya çok yaramaz bir çocuk dediğimizde burada ünlem ifadeleri var. Şimdi geldik yapısı bakımından cümleleri. Bu arada sizler arkadaşlar ben bu konuyu kolay bir şekilde öğreneceğiniz şekilde anlatıyorum. Konu da zaten çok kolay ama mutlaka gramatikten bu konuya alakalı örnek soruları, testleri çözmeniz lazım ki üniversite sınavında bu soruyu cebinize atın. Bu neti cebinize atın. Şimdi basit cümlelerde arkadaşlar sadece bir tane yüklem var. Bir de bazı kelimeler var. Birleşik cümlelerde yüklem var. Artı bir de yan cümle var. Ve yan cümleler genellikle sen oluşuyor. Sıralı cümlede bir, iki. En az iki tane yüklem var. Bağlı cümlede en az iki yüklem var. Ama aradaki tek fark burada ve veya ama fakat gibi bağlaçlar var. Şimdi gelin isterseniz bunları örneklendirelim. Basit cümlede tek yüklem var ve yan cümle veya diğer bir deyişle fiilimsi yok. Mesela gözde yolda arkadaşıyla karşılaştım. Karşılaştı yüklemimiz. Bu cümlede fiilimsi var mı? Yok. Geçtik. Birleşik cümlede tek yüklem var ve yan cümlede var. Yani genellikle fiilimsilerden oluşan yan cümlede var. Yan cümlede var. Gözde arkadaşıyla karşılaşınca şaşırdım. Şaşırdı yüklemimiz tamam. Karşılaşınca diye bir filmsimiz var bak. Karşılaşınca karşılaşmayınca diyebiliyoruz. İşte bu cümle birleşik cümle oluyor. Niye? Çünkü burada yan cümlemiz var. Bakın bu karşılaşınca ifadesi yan cümle. Devam ediyorum. Hemen üniversiteden bir soruya bakıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Bakalım. Demreye geçer geçmez doğanın ve iklimin değiştiğini görürsünüz. Görürsünüz yüklem. Fiilimsi var mı? Bir. Değiştiğini değişmediğini sıfat fiil. Geçer geçmez zarf fiil. Burada o zaman şöyle bir görüntü var diyebiliriz. Yüklem var bir de yan cümle var. Yani birleşik cümle. Nefis bir dağ havası sarar sizi. Sarar yüklem. Filimsi yok. Olağanüstü bir sessizlik başlar. Başlar yüklem. Filimsi yok. Arada bir keç sesleri duyulur. Duyulur yüklem. Başka bir filmsi yok. Sonra bir yığınlık ya mezarıyla karşılaşırsınız. Karşılaşırsınız yüklem. Başka bir kelime yok. Bakın bu üniversiteden çıkmış bir soru arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarda sadece yüklem var. Filimsi falan yok. O zaman... Bunların hepsi basit ama A seçeneği birleşik cümle. Hemen başka bir üniversite sınav sorusuna bakalım. Aşağıdakilerin hangisine verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır diyor. Şimdi Mustafa Kemal barış olmuş gürül gürül akan ırmaklarda. Yani cümlenin orijinali şu. Gürül gürül akan ırmaklarda Mustafa Kemal barış olmuş demek istiyor. Şimdi olmuş yüklemimiz akan fiilimsimiz. Dolayısıyla bu cümle yüklem artı yan cümleden oluşuyor. Mustafa Kemal özgürlük olmuş özgürlük diye çarpan yüreklerde. Cümlenin kuralları şu. Özgürlük diye çarpan yüreklerde Mustafa Kemal özgürlük olmuş. Şimdi olmuş yine yüklemimiz diye ve çarpan diye filmselerimiz var. O zaman burada da yine yüklem ve yan cümle var. Mustafa Kemal bereket olmuş uzanıp giden bu topraklarda. Uzanıp giden bu topraklarda Mustafa Kemal bereket olmuş. Bak bereket olmuş tamam uzanıp ve giden diye filmselerimiz var. Yüklemimiz var ve yan cümlelerimiz var yani filmse. Mustafa Kemal türkü olmuş inanmış dudaklarda. İnanmış uzaklarda Mustafa Kemal türkü olmuş diyor ve inanmış diye de yine bir filmsimiz var. Bakalım. Mustafa Kemal ülke olmuş uzak yakın bütün bayraklarda. Uzak yakın bütün bayraklarda Mustafa Kemal ülke olmuş dediğimizde olmuş yüklemimiz filmsi var mı? Uzak, yakın, bütün, bayrak, ülkü. Bunların hiçbiri filmsi değil. O zaman burada yüklem var. Filmsi yok. O zaman en seçeneği basit cümle oluyor arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya bakalım. Kaç yan cümlecik vardır diyor. Yani esasında diğer bir deyişle kaç filmsi vardır diyor. Şimdi Saraçhane başındaki yıllanmış bozdağın kemerine eteklerine yaslanmış eski bir medresi olan müze binası. Bu tür sergilerle izleyicilerine geçmişten geleceğe uzanan ilginç köprüler kuruyor. Kuruyor yüklemimiz. Şimdi geri kalanlar da alanların filmsi olduğunu biliyorduk. Hemen filmseleri şöyle maviyle gösterelim. Saraçhane başındaki yıllanmış yıllanmamış. Bozdağın kemerine eteklerine yaslanmış yaslanmamış. Eski bir medresi olan olmayan müze binası. Bu tür sergilerle izleyicilerine geçmişten geleceğe uzanan uzanmayan ilginç köprüler kuruyor. Dolayısıyla bir... İki, üç, dört tane fiilimsimiz var diyebiliriz. Hocam ama geçmiş ve gelecek onlar artık kalıplaşmış. Geçmemiş, gelecek, gelmeyecek falan diyemez. Bunlar kalıplaşmış ama diğerleri bizim için filimsi. Yani dört tane yan cümlesi var diyebiliriz. Şimdi geldik. Bu birleşik cümlenin çeşitleri de var. Yani birleşik cümle nasıldı? Yüklem artı yan cümleydi ya. Yan cümle bazen fiilimsi olabilir. Yan cümle eğer fiilimsi ise biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Yan cümle s sağlı bir ifade ise şartlı birleşik cümle diyoruz. Yan cümle eğer cümle ise iç içe birleşik cümle diyoruz. Yan cümlede ki varsa buna da ki ile birleşik cümle diyoruz. Hatta mi ise varsa mi ile birleşik cümle diyoruz. Bakın şimdi. Çalışınca başardı. Başardı yüklemimiz. Çalışınca fiilimsimiz ve yan cümle. Yan cümle fiilimsi olunca girişik birleşik cümle oluyor. Çalışırsan başarırsın. Başarırsın yüklemimiz. Ne zaman başarırsın? Çalışırsan. Burada çalışırsan sözcüğü yan cümlemiz ve ss ile oluşturulduğu için şartlı bileşik cümle oluyor. Akşam size geleceğiz dedi. Dedi yüklemimiz. Kim dedi? O dedi. O ne dedi? Akşam size geleceğiz diye bir nesnemiz var. Ve burada yine nedir arkadaşlar? Yan cümlemiz. Yan cümle bir cümleden oluşuyor. Bak yan cümle ekstra bir cümleden oluşursa buna içe bileşik cümle diyoruz. Görüyorum ki odan hala toplanmamış. Toplanmamış yüklemimiz. Ee, görüyorum ki de yine yan cümlemiz. Bu yüklem değil. Dolayısıyla burada da e, ki'nin yanındakinden dolayı ilgi cümlesi olmuş oluyor. O zaman şöyle bir cümle gördük. Bu basit cümle. Şöyle bir cümle gördük. Yan cümlesi var. Birleşik cümle. Eğer bu yan cümlesi fiilimsi ise girişik birleşik. Yan cümlesi sesalı bir ifade ise şartlı birleşik. Yan cümlesi bir cümle ise iç içe birleşik. Yan cümlesi kiili bir ifade ise kiili birleşik diyoruz. Yani ilgi cümlesi diyoruz. Bir de sıralı cümle var. Sıralı cümle bambaşka. Şimdi az önce demiştik ya. Tek bir yüklem varsa basit cümle demiştik. Yüklem var. Bir de yan cümle varsa birleşik cümle demiştik. Sıralı cümlede ise en az iki yüklem var. Mesela sevdim seni bir kere başkasını sevmem. seni bir kere sevdim başkasını sevmem diyor. Bakın bir iki tane yüklem var. Deli diyorlar bana desinler değişemem bak. Bana deli diyorlar diyorlar birinci yüklem. Desinler ikinci yüklem. Değişemem üçüncü yüklem bak. Burada en az üç tane yüklem var. Dolayısıyla bunların her biri sıralı bir cümle. Uzun boyluydu. Birinci yüklem. O demek istiyor. Başında kasket vardı. Vardı ikinci yüklem. Şimdi burada şunu anlatacağım. Birden fazla yüklem olduğu zaman sıralı cümle oluyor dedik. Fakat sıralı cümlede eğer öge ortaklığı varsa... ...öge ortaklığı varsa... ...bu bağımlı sıralı cümle oluyor. Bakın şimdi. Sevdim seni bir kere. Ben sevdim. Başkasını sevmem. Ben sevmem. Bak burada özne ortak. O zaman buraya yazıyorum. Burada özne ortak olmuş. Yani tek bir özne var ben diye hem sevdim yüklemi için hem de sevemem yüklemi için kullanılmış. Bağımsız sıralda ise öge ortaklığı yoktur. Bak, öge ortaklığı yok. Mesela bana deli diyorlar. Diyorlar onlar diyorlar. Desinler onlar desinler. Değişemem ben değişemem. Aa bak bir anda bambaşka bir özne çıktı. Yani burada bağımsız sıralı. Niye? Çünkü bu iki tanesi ortak ama bu değişti. Bir anda değişti. Öznesi değişti. Dolayısıyla burada Bağımsız sıralı cümle var diyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi zor bir soru soruyorum size. Bakın üniversiteden çıkmış bir soru bu. Bu cümle sizce bağımlı sıralı mı bağımsız sıralı mı? İçinizden cevaplamaya çalışın. Yani öge ortaklığı var mı yok mu? Yani şöyle mi? Ali eve geldi, virgül yerine oturdu olursa bu bağımlı sıralı. Niye? Geldi oturdu. Ama Ali eve geldi, Mehmet dışarı çıktı. Bu bağımsız sıralı oluyor. O zaman soruyorum size bu sizce bağımlı sıralı mı bağımsız sıralı mı? ...cevabı veriyorum şimdi. Uzun boyluydu o diyor. Başına kasket vardı. Ne vardı? Kasket öznemiz. Başında dolaylı tümlecimiz. Bunun dolaylı tümleci öznesi ve yüklemi bambaşka. Bunun yüklemi ve öznesi bambaşka. O zaman bu bağımsız sıralı arkadaşlar. Niye? Öge ortaklığı yok. Öge ortaklığı yoksa... ...biz buna bağımsız sıralı diyoruz. Şimdi gelelim bağlı cümleye. Bağlı cümlede birden fazla yüklem bağlaç ile birbirine bağlanıyor. Şimdi... Tek bir yüklem varsa basit cümle demiştik. Yüklem artı fiilimsi varsa e, veyahut da yan cümle varsa bileşik cümle demiştik. İki yüklem varsa sıralı cümle demiştik. İki yüklem birbirine bağlaşla bağlandıysa ve ama gibi bu da bağlı cümle oluyor. Hava soğuktu ama şenlik iptal edilmedi. Bak soğuktu birinci yüklem iptal edilmedi ikinci yüklem ama diye de bağlıcımız var. Ne doğan günöküm geçer ne halden anlayan bulunur. Geçer birinci yüklem bulunur ikinci yüklem. NN bağlıcıyla birbirine bağlanmış arkadaşlar. Konumuz gördüğünüz gibi son derece basit bir konu. En başta söylediğimiz bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu sayfayı aklınıza tutmanız yeterli üniversite sınav soruları için. Eğer yüklem isimse isim cümlesi Ali işte öğrencidir. İsim cümlesi. Eğer yüklem fiilse fiil cümlesi. Ali eve geliyor. Bu kadar basit. Yüklem sonda ise kurallı cümle. Ali eve geliyor kurallı. Geliyor Ali eve devrik. Ali eve giderken üç nokta. Bu da eksiltir cümle oluyor. Olumlu cümlenin anlamı olumlu. Ali eve geliyor. Olumsuz cümlenin anlamı olumsuz. Ali eve gelmiyor. Soru cümlesi bazen cevap bekleyebiliyor. Ali eve geliyor mu? Bazen cevap beklemiyor. Mesela diyelim ki hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak? Ben ben öyle bir şey yok ki soru sormuyorum ben merak varsam. Orada kimse bana zincir vuramaz demek istiyor. Öz sözde soru cümlesi. Ünlem cümlesi zaten biliyorsunuz. Ne kadar yaramaz bir çocuk dediğimiz ünlem cümlesi. Basit cümle işte Ali eve geldi. Bu basit bir cümle. Tek bir yüklem var. Yan cümle yok. Ali eve, bak şimdi Ali eve koşarak geldi dediğimizde burada yüklem var bir de filmsi var. Bileşik cümle oluyor. Ali eve işte gelirse biz de dışarı çıkarız dersen şartlı bileşik cümle oluyor. Ses olduğu için. Böyle değişik çeşitleri var. Ali eve geldi. Bak şimdi Ali eve geldi. Virgül yerine oturdu dersen bu ise ne oluyor? İki tane yüklem olduğu için sıralı cümle olmuş oluyor. Ali eve geldi ve yerine oturdu dersen, bu da iki tane yüklem olduğu için bağlı cümle olmuş oluyor. Ali geldi, Ali oturdu diyebildiğimiz için de bu öznesi ortak bir cümle olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken şey son derece basit. Ee, tabii ki üniversite sınavına kadar bol bol paragraf soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Paradox paragraf kitabımız biliyorsunuz sizler için hazırladığımız aynı zamanda Eko modelde olan üniversite 40 Türkçe sorusunun 24'ünün geldiği paragraf kısmıyla alakalı çıkmış en efsanevi kitaplardan biri. Gramatik kitabımızda da cümle türleriyle alakalı hemen cümle ögelerinden sonra cümle türlerine geldik şimdi. Cümle türleriyle alakalı toplam 12 adımda yüklemin türüne göre cümleler, fiil, işte yüklemin yerine göre cümleler, eksiltili cümle, anlamına göre cümleler her birini güzel güzel maddeleştirdik. Temel düzey öğretici, metinli, yeni nesil ve zor sorular verdik. Buradaki sorular gerçekten seçici sorular. Bu soruları bitirdikten sonra yani buradaki 12 adım bitirdikten sonra cümle türleriyle alakalı normal testlerimiz var. En sonunda da son kontrol testimiz var. Artık ciddi ciddi zor sorular oluşan. Bu soruları da çözdüğünüzde inşallah cümle türlerinde e, netlerinize katmış olacaksınız. Evet arkadaşlar konumuzu bitirdik. Gramatikten zaten ödemizi vermiştik. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız da cümle türleriyle alakalı mutlaka mutlaka buradaki hem ÖSYM'te, bakın yüklemin yerine göre cümleler hem tarama testlerimizi hem de ÖSYM tarzı sorularımızı çözsünler. Yazılarını oldularsa buraları çözmene gerek yok. Ama yazılarını olmadılarsa mutlaka buradaki yazılı sorularına da baksınlar. Burada cümle türleriyle alakalı, kurallı devrikle alakalı veyahut da işte eks e eksiltili cümleyle alakalı, basit birleşik sıralı cümleyle alakalı örneklerimiz var. Dinamolardan ve sıfırdanlardan da çalışabilirler. Sıfırdan kitabımızda bunların e konu anlatımını yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Cümle türleri anlamına göre cümleler ya da cümle türleri yapısına göre cümlelerin her birini her bir ünitenin sonuna koyduk. Buradan da çalışabilirler. Gördüğünüz gibi son derece basit bir konu. Şimdiden üniversite sınavına giden yolculukta hepinize başarılar diyoruz arkadaşlar. Damlaya damlaya görüldüğü atasözlüğünün yapısına göre inceleyin demişiz. Yapısına göre bakalım. Basit, birleşik, sıralı ya da bağlı olacak. Hadi bakalım bunu yapın, yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.